Samsunhaber.com'dan herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz İYİ Parti Samsun İYİ Başkanı Ömer Süslü. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum bizi burada ağırladığınız için. Öncelikle buraya gelirken böyle bir tesisle karşılaşacağımızı umuyordum. Çok güzel bir tesis. Çok özel bir tesis. Buranın sahiplerine sizlerin aracılığıyla çok teşekkür ediyorum ve bol başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. 25 Ekim tarihinde Meral Akşener liderliğinde bir İYİ Parti kuruldu. Evet. Kurulduğu günden beri de hani Türkiye siyaset hayatında müthiş bir hareketlilik yaşanmaya başlandı. Milli merkez olarak ifade ediyorsunuz, evet, değil mi? Evet. Bize partinizi kısaca anlatır mısınız? İnsanlar neden İYİ Parti'yi tercih etmeli? Evet, İYİ Parti Türk siyasi hayatına çok hızlı girdi. Söylediğiniz gibi 25 Ekim tarihinde partimizin kuruluşunu gerçekleştirdik ve halkımıza sunduk. İYİ Parti bir ihtiyaçtan doğdu. İYİ Parti durup dururken hadi bir parti kuralım anlayışından ortaya çıkmış bir fikir değildi. Yaklaşık biz biliyorsunuz daha önce Milliyetçi Hareket Partisi'nde uzun yıllar siyaset yaptım. Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yaparken oradaki bazı eksikliklerden, yanlışlıklardan şikayet ederek bir kongre toplanmasını talep etmiştik. O kongre sürecinde çok ciddi bir mücadele bizleri bekliyormuş. Bilmeden bu mücadelenin içerisine girdik ama çok çetin geçti. Bu mücadeleyi yaparken muvaffak olamadık. O süreci zaten biliyorsunuz. Burada uzun uzun anlatmaya gerek yok. İktidar partisinden alınan destekle birlikte kongremizi gerçekleştiremedik. Bunun akabinde o zamanki bizim yönetimsel anlamda bir şikayetimiz vardı ama 16 Nisan referandumuna giden yolda Milliyetçi Hareket Partisi'nin tavır ve tutumu, onun genel başkanının tutumu bizi ideolojik anlamda Milliyetçi Hareket Partisi ile de yollarımızı ayırmaya sebep oldu. Önceden yönetimsel anlamda sıkıntımız, şikayetimiz vardı. Artık ideolojik anlamda sıkıntılar ortaya çıktı. Ve biz akabinde referandum sürecinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin almış olduğu kararın tam tersinde Türk Milliyetçilere Hayır diyor platformu altında hayır çalışmaları yaptık. Bu hayır çalışmalarını yaptığımız dönemde Meral Akşener bu çalışmaların öncüsü oldu, önderi oldu ve her gittiği toplantıda milletimizden büyük teveccüh gördü. Bu teveccüh neticesinde referandumda sonucun 49'a 51 gibi ki şaibeli olduğunu düşünüyoruz, kirli bir referandum olduğunu düşünüyoruz. Biz hayır çıktığına inanıyoruz ama biliyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu'nun da desteğiyle, takviyesiyle evet'i çıkarttılar. Bunun neticesinde milletimizin de nazarında yok hükmünde olduğu için bize ciddi bir baskı gelmeye başladı. Partileşmemiz gerektiğini, Türk milletinin artık tek umudunun Meral Akşener ve onun arkadaşları olduğu gerçeğini bize dillendirmeye başladılar ve bunun akabinde de biz yapmış olduğumuz istişareler neticesinde Meral Hanım o dönem yaklaşık 2000 kişiyi birebir İstanbul'da ağırlayarak istişareler yaptı ve Türk milletinin değerleriyle çatışmayan, herkesin içinde bulunabileceği, adına da milli merkez dediğimiz, diyebileceğimiz bir yeni bir siyasi oluşumun oluşması gerektiğine kanaat getirdik ve bununla birlikte bir yola çıktık. Bu yolculuk 25 Ekim tarihinde amiyane tabirle ete kabuğa büründü ve İYİ Parti olarak Türk milletinin huzuruna çıktı. Bize neden oy vermeli Türk milleti? Birincisi onların içerisinden çıkan insanlar. Onların talepleriyle kurulmuş bir parti. Onların dertlerini dinleyip, onların eksiklikleri, sıkıntılarının ne olduğunu iyi tespit edip ona göre de çözümler üreten bir partiyiz biz. Eğer parti programımız incelenirse Türkiye'de bu kadar donanımlı, bu kadar içeriği dolu bir parti programı olmadığını görecekler. Yine Türkiye'de demokrasimiz çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Demokrasimizde çok büyük eksiklikler var. Özellikle 15 Temmuz kalkışması, kahpe kalkışma neticesinde biz demokrasimizi kesintiye uğratabileceğimiz günleri yaşadık. Türkiye'de demokrasiye çok ihtiyaç var. Türkiye'de demokrasinin akamete ve kesintiye uğramaması gerekiyor. Ve biz bu anlamda da Türkiye'nin en demokratik tüzüğünü oluşturduk. Biliyorsunuz biz daha önceki partimizde bir gecede görevden aldık. Delegenin iradesiyle gelmiş olduğumuz makamlardan genel başkanın iradesiyle el çektirildik ve teşkilatlar kapatıldı. Bunların önünü kestik, engelledik. Bunlar tabii demokrasi adına güzel şeylerdi. Bunun dışında da milletimizin bir arayışı var. Milletimiz
Hatta bunu Cumhurbaşkanımız da söylüyor. Bizim tek rakibimiz kendimiz diyor. İyi bir muhalefetin olmamasından şikayet ediyor. İyi bir muhalefetin ben AKP'ye de iyi geleceğini düşünüyorum. Onlarda da artık 15 yılın vermiş olduğu bir metal yorgunluk diye adlandırdıkları bir yorgunlukları var. Bu yorgunluk aynı zamanda alternatifsiz olmanın da etkisiyle ukalalığı ve kibri de beraberinde getiriyor. Ve sorunlara çözüm üretemeyen bir yapı haline almaya başladı Adalet ve Kalkınma Partisi. Eğer iyi bir muhalefet partisi ortaya çıkarsa bu partinin AKP'ye de iyi geleceğini düşünüyoruz. Bunun da faydalarını zaten Türk milleti anında görecek. Bizi tercih etmeleri bunun için de çok önemli. Ben bazen halkla karşı karşıya geldiğimde onlar bana şunu söylüyor. Başkanım sizi destekliyoruz ama işte ben taşeron çalışıyorum. Taşerona kadro verecekler. İşte onun için kendimi belli edemiyorum diyor. Ben de diyorum ki eğer kadro istiyorsan taşerona İYİ Parti'ye daha fazla destek vermen lazım. Eğer İYİ Parti %35'lere 40'lara çıkarsa kadronu o zaman alırsın. Çünkü o zaman senin oyuna ihtiyacı var. Seni AKP, senin kopmanı engellemek için sana bir şeyler vermek zorunda. Bunun da bir örneğini vermemiz gerekirse 7 Haziran seçimlerinden sonra koalisyon ihtimali ortaya çıktığında Adalet ve Kalkınma Partisi asgari ücreti 1300, 1400, 1500 lira yapacağız vaadinde bulunan siyasi partilere nereden bulacaksınız diye soruyordu. 7 Haziran'da koalisyon ihtimali ortaya çıkınca 1300 lira vereceğiz, taşerona kadro vereceğiz demeye başlamıştı. Çünkü alternatifi yoktu, tek başına iktidarı garanti görüyordu. Onun için de bu tarz vaatlerin içerisine girmek, bu tarz insanları hoşnut edecek sözlerle, vaatlerle kendilerini bağlamak istememişlerdi. Ama baktılar ki o kadar ucuz değil, iktidar elden gidiyor, iktidarı tekrar elde edebilmek adına bazı vaatlerde bulunma ihtiyacı hissettiler. İyi bir parti, iyi bir muhalefet eğer ortaya çıkarsa ki çıktı, AKP kendisine daha fazla çek düzen verecek ve Türk milletinin dertlerine derman olmak gibi bir mecburiyette hissedecek kendisini. Bu anlamda da önemli. Bize destek verdiklerinde görecekler ki biz iktidar olmadan dahi birçok problemi çözülmüş olacak. Türk milleti de bunun farkında. Şu an bu desteği de bizden esirgemiyorlar. Anketlerde çok yüksek oranda destekler alıyoruz. Daha yeni kurulmuş 15 günlük. 3 haftalık bir parti. Çok etkili geliyor. Her akşam televizyonlarda konuşuluyor. Basına yansıyan anketlerde ya barajın altında ya %20'lerde seçenekler çıkıyor. İşte zaten aslında buradaki manipülasyon ve algı yönetimi oradan da ortaya çıkıyor. Kamuoyu anket şirketlerine bakıyorsunuz. Birisinde 3 çıkan parti, birisinde 20 çıkıyor. Bu kadar geniş bir makas aralığının olması söz konusu değil. Mümkün de değil. Türkiye'de maalesef yandaş medya tabiri ortaya çıktı AKP ile beraber. Şimdi de Türkiye'de yandaş anket şirketi tabiri var. Yandaş anket şirketleri kamuoyu araştırması değil, kamuoyu yönlendirmesi yapmak üzere kurgulanmış. Kamuoyu yönlendirmesinde de İYİ Parti'nin tutmadığı, İYİ Parti'nin aslında %3-4'lerde olabileceğini gösteren insanların algısını farklı yöne döndürmeye çalışıyorlar. Korkunun necele faydası yok. Biz 25'i şu an kendimize oraya oturduğumuzu, 25'li rakamlara oturduğumuzu görüyoruz kendi anketlerimizde. 20 bile bizce düşük çıkartılan bir sonuç. Kendi yaptırdığımız anketlerde 22'nin altına düştüğümüz yok. Ama 29-30'ları gördüğümüz anketler de var. Ortalamasını aldığımızda biz İYİ Parti'nin şu an 25 tabanına oturduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Hatta bununla ilgili Koray Bey, Genel Başkan Yardımcımız çok net bir ifadeyle isteyen her kamuoyu şirketiyle 25'in altı için iddiaya girerim demişti. Bu iddianın da karşılığında hiç kimse de çıkıp bir cevap veremedi. Bu iddiaya tutuşamadılar. Ben de aynı şeyi söyleyebilirim. Şu an Samsun'da bunun çok daha üstündeyiz. Ama Türkiye ortalamasına baktığınızda İYİ Parti'nin bugünkü oyu 25'in altında değil, %25'in altında değil. Çok daha iyi yerlere geleceğini ve 50+1'i yakalayacağına inanıyoruz biz. Bunu söylerken hamaset yapmıyoruz. Bunu söylerken boş konuşmuyoruz. En son ben hafta sonu Edirne'deydim. Hanımefendinin, Meral Hanım'ın Edirne programına katıldım. Orada bir üye kayıt programı mitinge döndü. Yani beklentiniz 50 kişi, 100 kişi sıraya gelecek. Onlara üyelik formu imzalattıracağız derken on binlerce insana miting konuşması yapmak zorunda kaldı.
Böyle bir ilgi var, böyle bir alaka var. Türk milleti bizi istiyor. Türk milleti Meral Hanım'ı ve onun arkadaşlarına inandı, güvendi. Ve Türkiye'nin yönetimini onlara devretmeye hazır. Bunu biz gördük. İnşallah vaktinde yapılacak ilk yerel seçimlerde kazanacağımız belediye başkanlıklarıyla, meclis üyelikleriyle, akabinde de yapılacak olan milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bunu da çok net görecekler. Çok iddialıyız. Türk siyasetine yeni bir nefes, yeni bir soluk olmaya, o kavga eden, ayrıştıran, hakaret eden dil yerine birleştiren, farklılıklarımızı değil birlikteliklerimizin konuşulduğu, ayrılıklarımızın değil beraberliklerimizin ön plana çıkartıldığı, birbirimizi iğnelediğimiz değil, birbirimize sevgi ve şefkat gösterdiğimiz kelimelerin, cümlelerin konuşulduğu bir Türk siyaseti hayal ediyoruz. Bunun için de üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Peki, erken seçim sık sık dile geliyor, gündeme geliyor. Evet. Herhangi bir olası bir durumda parti olarak hazır mısınız? Şu an yani görevlendirmeler il teşkilatlarında çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bugün 5 ilimiz daha görevlendirildi. Hı. Tahmin ediyorum 60'ın üstünde il başkanı, kurucu il başkanı görevlendirilmiş oldu. Bu süreçte bize düşen vazife ilçe teşkilatlarını kurmak ve bir an önce kongrelerimizi yaparak büyük kongreye, yani Meral Hanım'ı tekrardan kurucu genel başkan değil, kongreyle gelen genel başkan haline getirmek üzere çalışmalarımızı devam ediyoruz. Ama olası bir erken seçime karşı da genel idare kurulumuz dün bir karar aldı ve 10 Aralık tarihinde büyük kongremizi kurucular kurulu heyetimizle birlikte toplama kararı aldı. Bununla ilgili geçmişte Türk siyasetinde örnekler var. Seçime girebilmek için kurucular kuruluyla büyük kongrelerini toplayan partiler var. Bu şekilde biz bir önlem almaya çalışıyoruz. Eğer 10 Aralık'ta yaptığımız kongre gerçekleşirse, ki gerçekleşecek, akabinde 6 ay sonra yapılacak olan bir seçimde İYİ Parti oy pusulalarında yerini almış olacak. Çünkü siyasi partiler kanununda eğer değiştirmezlerse, referandum sürecinden sonraki uyum yasalarını daha çıkartmadılar. Çıkartmaları gerekiyordu meclisin. Çıkartmadılar. Eğer değiştirmezlerse sandığa oy atıldığı günden 6 ay öncesinde partilerin büyük kongrelerini yapmış olması gerekiyor. Eğer yapan partilerin hepsi seçime katılabiliyor. Biz de bu şartı 10 Aralık'ta yapacağımız büyük kongreyle birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Ve 6 ay sonra yapılabilecek olan her türlü baskın, erken, genel, tüm seçimlere katılma hakkı elde etmiş olacağız. Ama oldu da engellemeler yaptılar. Daha öne çektiler. Uyum yasalarını çıkartmadılar. Ya da uyum yasalarını çıkarttıklarında bu 6 aylık süreyi bir seneye uzattılar. Ya da 2 seneye yazdılar. Ne olursa Meral Hanım zaten bunu kendisi de deklare etti. 100 bin imzayla bu sefer seçimlere, 100 bin imzayla halkımızın önermesiyle, 100 bin insanımızın önermesiyle Cumhurbaşkanı adayı olarak gene sahaya çıkacak ve biz onun için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz ve 50+1'i hedefleyerek onu Cumhurbaşkanı yapacağız. Peki 5 milyon üye hedefiniz var. Evet. Samsun'daki hedefiniz nedir? Şimdi tabii ki 5 milyon üye hedefini muhterem hocamız Profesör Doktor Yusuf Alacaoğlu hocamız koydu. Bu hedef güzel bir hedef. Önemli bir hedef. Bizim de çok rahat yakalayabileceğimizi düşündüğümüz bir hedef. Çünkü insanlar sürekli hem sosyal medyadan yazıyorlar hem telefonlarımızı, benim telefonlarım birçok insan da var, oradan arayıp ne zaman üye olabiliyoruz diye soruyorlar. Bu anlamda yakalanabilir bir hedef ama ben bir rakam koymak yerine şunu söylüyorum. Tüzüğümüzde üyelikleri teşvik etmek adına il ve ilçe teşkilatlarını üye yapmaya itmek adına şöyle bir madde koyduk tüzüğümüze. Seçmen sayısının %3'ünden fazla üyesi olan illerde ön seçim şartı koyduk. Yani milletvekilleri ön seçimle seçilecek dedik. Benim de hedefim Samsun'da ön seçim şartı olan 900 bin seçmen olduğunu hesaplarsak %3'ü 27 bin, onun üzerinde 30-40 bin gibi bir rakamda üye hedefim var ki Türk Samsun'da yaşayan İYİ Partililer milletvekillerini kendileri seçsin, kendileri sıralamasını yapsın ve meclise kendi seçtikleri milletvekilleriyle temsil edilsin istiyorum. O anlamda da ilk hedefim benim 30 bin ve üzeri üye yakalamak. Akabinde de artık ne olacağını hep beraber göreceğiz.
Daha önce siyaset yaptığım partinin yaklaşık 3-3,5 katı gibi bir rakam oluyor bu. Evet. Yani 30 bin rakamı iyi bir rakam şu an için. Sık sık gündeme geliyor. Belki Meral Hanım da siz de zaman zaman bu sorularda cevap veriyorsunuz. Genel Başkanımız Meral Akşener'in sürekli FETÖ ile ilişkilendiriliyor adı. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Bu iddialar partinize zarar veriyor mu? Bu iddialar partimize hiçbir şekilde zarar vermiyor. Hatta bizim bu kadar hızlı ilerlememizi ve bu kadar hızlı yol almamızın da en önemli sebeplerden bir tanesi bu. Öyle düşünüyorum ben. Çünkü bunun bir iftira oldu. Bunun bir yalan oldu. Ayan beyan ortada. Türk milleti de bunun farkında. Türk milleti feraset sahibi bir millettir. Atılan iftiranın tutmadığının da farkına vardığını ben düşünüyorum. Hatta hanımefendinin çok net ifadeleri var bu konuda. Onu da bize insanlar kendileri söylüyorlar. Burada bu ekranı kirletmek istemem ama bu cevabı da vermek gerekiyor. FETÖ bir terör örgütü. Birileri için bir dönem Muhterem Hoca Efendi iken bizim için okyanus ötesiydi. Pensilvanya'ydı, Amerika'nın uşağıydı. Ama biz bunları dillendirirken, bunları söylerken birileri Muhterem Hoca Efendi deyip gel artık bitsin bu hasret diyordu. Şimdi beraber oturup makrube yiyorlardı. Biz de bunu da bu süreçte makrubenin ne olduğunu da öğrenmiş olduk. Beraber Ankara'yı parsel parsel peşkeş çekiyorlardı. Şimdi oradan buraya gelene kadar FETÖ'yle bizi ilişkilendirilebilme şansımız yok. Böyle bir ihtimal söz konusu dahi değil ama Şamurat izi kalsın anlayışında Türk milleti bunun farkında. Meral Akşener hanımefendi bir gün televizyon programında çıktı ve dedi ki FETÖ bir terör örgütüdür. Eğer benim FETÖ'cü olduğumu biliyorsanız ve bununla ilgili bir bilginiz, belgeniz varsa bunu savcılığa vermiyorsanız suç işliyorsunuz. Bunu savcılığa vermek mecburiyetindesiniz. Vermiyorsanız ve iftira atıyorsanız korkaksınız, ahlaksızsınız, şerefsizsiniz demişti. En son geçen gün sorduklarında gene bu cevabı verdi ve dedi ki bir yıldır şerefsiz şerefsiz dolaşan insanlar var. Ben de aynısını söylüyorum. Eğer ellerinde bilgi ve belge varsa, Meral Akşener hanımefendi Türkiye'de İçişleri Bakanlığı yapmış ve terörle mücadele yasası kapsamında İçişleri Bakanlığı yaptığı için sürekli polis koruması altında yaşayan bir hanımefendi. Yani 97-2017, 20 yıldır polisle beraber yaşıyor. Arkasında bir polis korumasıyla geziyor. Sabah kaçta kalktığından akşam kaçta yattığına kadar her şey devlette kayıt altında. Ben özellikle AKP'li seçmenlere, AKP'den hala vazgeçmemiş seçmenlere buradan sizin aracılığınızla seslenmek istiyorum. Meral Akşener kesinlikle FETÖ'cü değildir. Meral Akşener eğer FETÖ'cüyse ve bununla ilgili AKP 1,5 yıldır işlem yapmıyorsa sizin AKP'den vazgeçmeniz için bir sebep daha ortaya çıkmıştır. Demek ki bu ülke beceriksiz insanlar tarafından yönetilmektedir. Bunu da anlamanız için AKP seçmeninin bunun farkına varması gerekir. Bunun dışında Meral Akşener FETÖ'cü değildir. Eğer FETÖ'cüyse yine tekraren söylüyorum. AKP bunun gereğini yapmıyorsa bu ülkeyi yönetenler büyük bir gaflet ve dalalet içerisindedir. Bunun hesabını da AKP seçmeni tarafından muhataplarına sorulması gerekir. Biz bu soruya artık çok fazla cevap vermek de istemiyoruz ama zaman zaman ortaya çıkıyor. Maalesef karşılaşıyoruz. Bize FETÖ'cü demek, Meral Akşener'e FETÖ'cü demek çok yanlıştır. Ve yine AKP seçmenine sesleniyorum. Sırf AKP iktidarını kaybetmesin. AKP'nin içerisindeki mutlu çoğunluk o menfaat dünyasındaki nemalanmalarından vazgeçmemeleri için ahiretlerini yakmasınlar, iftira atmasınlar diyor. Yaklaşık 20 yıl gibi uzun bir süre evet. MHP'ye hizmet ettiniz. MHP'nin içerisinde bulundunuz, il başkanlığı yaptınız. Çaycılık bile yaptım ya. MHP'den, Devlet Bahçeli'den kopuş süreciniz nerede başladı? Evet, bu çok zor bir karardı. Öyle çok kişiliğimizi, kimliğimizi, karakterimizi bulduğumuz, kendimizi yetiştirdiğimiz,
Baba Ocağı diyoruz biz oraya. Baba Ocağı'ndan ayrılmak öyle çok kolay bir karar değildi. Ama Türkiye'nin çok kronik problemleri var. Türkiye'nin çok ciddi sıkıntıları var. Ve bu sıkıntıları çözebilecek iyi kadrolar da Türk milliyetçilerinin içerisinde var. Türk milliyetçileri olarak biz artık muhalefette kalmak değil, iktidar olmak istiyoruz. Türkiye'yi yönetmek istiyoruz ve bu hakkı kendimizde de çok fazla görüyoruz. Biz bu ülke için çok ciddi bedeller ödemiş kadrolarız. Ama maalesef bu bedellerin karşılığında bu ülkeyi yönetme fırsatını da hiç elde edememiş insanlarız. Türkiye'nin yetiştirdiği çok değerli isimler var içimizde. Türkiye'nin yatırım yaptığı, Türkiye'den Türk milletinin arttırdıklarıyla yetişmiş çok önemli insanlar var ve bu insanlar Türk milletinin onlara verdiklerini Türk milletine geri sunmak istiyorlar. Türk milletine bolluk, refah ve huzur getirmek istiyorlar. Bunun için de kendilerine imkan tanınmasını arzu ediyorlar, talep ediyorlar. Ve bu arzu ve bu talep maalesef Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir türlü karşılık bulmuyor. Yani böyle bir ideali, böyle bir iddiayı ortaya koyamayan, böyle bir ihtimal en azından koalisyon dahi olsa önüne çıkmışken bunun elini tersiyle iten bir yapıyla çok fazla yürünemeyeceğini gördük. Ve benim bu ayrışma ve kırılma sürecim il başkanlığım döneminde çok daha netleşti. Yani orada bazı şeyleri daha net görmeye başladık. Bizim maalesef üst yönetimimizin, o dönemki Milliyetçi Hareket Partisi üst yönetim, ülkeyi yönetmek gibi bir ideali olmadığını gördük. Türk milliyetçileri, ülkücü hareketin mensupları, ülkücü harekete omuz vermiş o genç kardeşlerimizin hiçbir talebini yerine getiremeyen, bir çöpçülüğe dahi layık görülmediği bir ortamda sadece ve sadece vatan için evet hepimiz ölelim, şehitlik bizim için çok önemli bir mertebe, hepimizin seve seve koşa koşa gideceğimiz bir makam ama sadece Türk milliyetçilerinin çocuklarının özel harekatçı olduğu, sadece uzman erbaş olabildiği bir ortamda bütün ballı maaşlara, bütün masa başına diğer siyasi fikirdeki insanların layık görüldüğü ama ölüm olduğunda ülkücülerin davet edildiği bir ortama aslında bizimki bir isyandı. Biz ülkeyi yönetmek istiyoruz. Ülkeyi yönetirken ölmemiz gerekiyorsa da ölmeye hazır olduğumuzu beyan etmek istiyoruz. Buna bir isyandı bizimki ve bu isyanın da Türk milletinde karşılık bulduğunu gördük. Türk milleti bizim o günkü verdiğimiz demokrasi mücadelesini de çok özümsedi, benimsedi ve takdir etti. Birçok yerde bu sizin yaptığınızı biz yapamazdık diyen başka siyasi partilere mensup insanlarla karşılaştık. Biz genel merkezimizin kararının dışında bir karar ortaya koyamazdık. Siz bu iradeyi de ortaya koydunuz. Size hakikaten bu anlamda hayranlıkla bakıyoruz diyen insanlarla karşılaştık ki bu insanlarla geçmiş dönemlerde 80 öncesi çatıştığımız da oldu bizim. O insanların nezdinde dahi ülkücüler çok daha değerlendi, çok daha itibar kazandı. Zaten çok itibarlıydılar ama daha da itibar kazandı. En azından bir refleks ortaya koyup yanlışı söyleyen babaları da olsa, yanlışı söyleyen ataları da olsa karşısında dimdik durabildiklerini gösterdi. Biz de onlardan biriydik ve bu beraberinde artık burada durmanın bir anlamı kalmadı. Yeni bir yol açma mecburiyeti ortaya çıktığını hissettik ve koptuk. Zor bir karardı ama pişman olduğumuz bir karar değil. Allah da inşallah pişman etmez. Samsun sık sık sahipsiz olduğunu dile getiriyorsunuz. Evet. Şehrin genel bir değerlendirmesini yapacak olursak neler söylemek istersiniz? İçinde evet. Yani çok söylüyoruz. İşte Samsun'un sahipsizliği ortada. Samsun'un organize sanayilerine gidin. İçler acısı bir durumda. Yani köstebek yuvası gibi yollar, yetersiz metrekarede binalar, hiçbirinin derdiyle dertlenmeye yöneticiler. Onun dışında bakıyorsunuz Samsun Spor, Samsun'un tek markası, tek markamız o. Onun durumu perişan, çok kötü gidiyor. Kimsenin sahip çıkmadığı bir ortamda kendi sıkıntılarıyla boğuşuyor. Geçmiş dönemlerde bak Spor Bakanlığı bizdeyken tarafsız sahada taraftarsız playoff maçları oynadık biz. Spor Bakanı sahaya giren, tribünlerde yer alan insanlarımızı tribünden çıkarttırdı. Bunları yaşadık.
Yine ticaretimize bakıyoruz. Odasında, borsasında, kendi işlerinde başarısız olmuş insanlar hala oda başkanlıkları, borsa başkanlıkları yapıyor. Yine onun akabinde bir havaalanınız 3 ay kapatılabiliyor en basitinden. İşte doğu tarafındaki tek geçiş güzergahınıza batçık yapabilecekken daha az maliyetle köprüler yaparak hiç kimseye faydası olmayan, ki yapan belediye başkanının dahi bu ancak 10 yıl götürür. 10 yıl sonra burası da yetmeyecek dediği bir batı iç taraftan bir çevre yolunun hala yapılamadığı, öbür taraftan her tarafa hızlı trenlerin konuşulduğu, yapıldığı ama Samsun-Ankara'nın sadece sözde konuşulup bir türlü yatırım planlarına sokulamadığı, İşte öbür taraftan sürekli dış ticaret açığı veren, yani Samsun ithalat ve ihracat dengesindeki makas her geçen gün artıyor. Evet. Yani en ufak bir şeyi, malzemeyi bile dışarıdan alan bir şehiriz ki kozmopolit yapısı ve jeopolitik konumu itibariyle belki de bu bölgenin en güzel şehri, en doğru şehri. Birinci sınıf tarım arazisi noktasında Türkiye, herkes tarım toprağımızın çok olduğunu zannediyor ama birinci sınıf tarım arazisi noktasında eksiğimiz var bizim ekilebilir tarımda. Bakıyorsunuz o eksikliğe rağmen en çoğu Samsun'da. Bir tarafta Bafra Ovası, bir tarafta Çarşamba Ovası. Buralardan tüm Türkiye'ye bakacakken boş nadasa bırakılmış, ekilip biçilmeyen tarım havzası. Yani nereden tutsanız elinizde kalıyor. Buraya bir abi lazım. Buraya bir herkesi bir araya getirecek, toplayacak, onları domine edecek, onlara bir ufuk, vizyon çizecek bir abi lazımken onların önüne set olan, onların ayağına pranga vuran bir anlayışla Samsun yönetiliyor. Bunu da değiştirmek inşallah, biz her seferinde buna talip olduk ama bir türlü yönetmek nasip olmadı. İnşallah Türk milletinin evlatları İYİ Parti'de bu fırsatları bulacak. Ve bu tespitlerini yaptığımız sorunların çözümü için de gece gündüz mücadele edecek. Çünkü biz hakikaten Samsun'u çok seviyoruz. Ben İstanbul'da okudum. İzmir'de 5 yıl yaşadım. Samsun'a gelmeyi ve dönmeyi düşünmediğim bir günüm yok. Ben çok net Samsun'a aşığı bir adamım. Hatta bilmiyorum sorularınızda var mı? Hedeflerimin arasında Ankara hiç yok mesela. Yani çünkü ben Samsun'da deniz görmeden yaşayabileceğimi düşünmüyorum. Samsun'un o havasını teneffüs etmeden yaşayabileceğimi düşünmüyorum ama Samsun'da üniversite okuyan çocuklarımız, özellikle ben mitik meydanlarında da bunu annelere söyledim. Eğer çocuklar üniversite okumaya gidiyorsa onlarla vedalaşmaları gerekiyor. Çünkü Samsun'a dönüp burada bir iş bulup çalışabilme ihtimalleri dahi yok. En basitini söyleyelim, isim zikretmeyelim ama Samsun'un en büyük firması ilgisizlikten, alakasızlıktan Adana'ya gitmek zorunda kaldı. Yani bunlar bildiğimiz, yaşadığımız gerçekler. Burada ama şöyle de bir problemimiz var. Samsunlu bunlara biraz ses çıkartması lazım. Yani acaba onlar kendilerine bir öncü mü bulamıyorlar bilmiyorum ama onlara biz önderlik de etmek istiyoruz. Yapılan yanlışlıklara mutlaka ses çıkartmak zorundayız. Samsunlu sivil toplum kuruluşları Samsun'u ayağa kaldırması gerekiyordu. Onların üyeleriyle beraber her türlü etkiyi yaratacak faaliyetleri ortaya koymaları gerekiyor. Havaalanı 3 ay kapatılacağı zaman ses çıktı biraz ama çok daha fazla yetersiz çıkması gerekiyordu. Yetersiz kalandı. Onun dışında bu eleştirilecek bir konu mudur bilmiyorum ama bence eleştirilecek bir konu. Samsun'un çok ciddi yetersizlikleri ve eksiklikleri varken trilyonlarca liranın bir golf sahasına harcanmasına bu Samsunlu'nun itiraz etmesi gerekiyordu. Evet, bizim bir golf sahamız olmalı mı? Evet, Samsun'da her şeyin en iyisine layık mı? Evet, her şeyin en iyisine, en güzeline layık. Ama bir öncelik sıralaması yapmak mecburiyetindeyiz. İlk önce golf sahasına gidip golf oynayacak parayı kazanmamız gerekiyor. Ondan sonra ihtiyaç hasıl olduğunda zaten Samsun'un kendisi golf sahasında yapacaktır. Ama sırf golf sahamız var diye caka satmak adına Samsun'un trilyonlarını bir yere gömülmesini çok doğru ve çok hoş karşılamıyoruz. Bunlar da sahipsizliğinin bir belgesi. Ben Yusuf Bey'in çok fedakarca çalıştığına şahidim. Ama tabii bir 99-2017 18 yıldır aynı görevi yapmak ister istemez onda da bir bıkkınlık ve bezginlik hali ortaya çıkartıyor.
Ben onda onu görüyorum. O metal yorgunluğu da diyebiliriz buna, Cumhurbaşkanlığı'nın ifadesiyle. Ya da 99 yılında ben 20 yaşındaydım ve üniversitede okuyordum, İstanbul Üniversitesi'nde. O süreçte Yusuf Ziya Yılmaz'ın Muzaffer Önder'in karşısında hangi vaatlerle seçim kazandığını çok iyi hatırlıyorum. Oradaki vaatleri Samsun'da şirketleşmelerin önünü açacağı, birlikleri kurulacağı ve Samsun'un markalaşacağını söylemişti. Bununla ilgili de Antep'i ve Kayseri'yi sürekli örnek gösteriyordu organize sanayi bölgeleriyle. Onunla ilgili çok ciddi oy aldı ve bir denemesi oldu yanlış bilmiyorsam 19 Mayıs AŞ'yi kurdu Yusuf Bey. Ama orada başarısız olduktan sonra vazgeçti. Yani ilk denemesiyle vazgeçti ve süsleme işine yöneldi. Üst taraftan habire süslüyoruz, park bahçe yapıyoruz ama hem altyapımızda sıkıntımız var, hem ticaretimizde sıkıntımız var. İnsanlarımız maalesef mutsuz, işsiz, aş problemi var. Bunun doğrultusunda da maalesef bunların derdinde derman olmayan bir yönetim kadromuz var. İnşallah İyi Parti 2019 yılında yapılacak olan, vaktinde yapılacağını düşündüğümüz yerel seçimlerde bu kötü gidişatını dur diyecek kadrolarla milletimizin, Samsunlular huzuruna çıkacak ve çok iyi bir sonuç alacağını düşünüyorum. Birinci önceliğimiz büyük şehri kazanmak, akabinde de alabildiğimizin maksimum düzeyinde yerel alt belediye, alt kademe belediyelerini alarak Samsun'un dertlerine derman olmak. Bunu da ben başarabileceğimizi düşünüyorum. Samsun'un sahipsizliğini Samsun'a arkadaşlar, abiler, ablalar belirleyerek birlikte çözebileceğimizi düşünüyorum. Peki, kurucular kurulunda yer alan Cevher Cevher'in istifası. Evet. Partide büyük bir sıkıntı yarattı. Partinin kurucular kurulunda yer almayan bazı isimlerin kırgın olduğu konuşuluyor. Ve özellikle işte MHP kökenli isimlere çok fazla yer verildiği iddiaları konuşuluyor. Evet. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi Cevher Cevheri Bey çok değerli, çok kıymetli bir devlet büyüğümüz. Uzun yıllar bu ülkeye hizmet etmiş, bakanlık yapmış. Değerli bir isim. Hanımefendinin Cevher Bey'i bu partiye kazandırabilmek için çok uğraştığını, çok değer verdiğini de iyi biliyorum, iyi bilenlerdenim. Tabii ki bazı beklentiler olabilir. Bazı imkansızlıklar içerisinde beklediğini de bulamamış olabilir Cevher Bey. Bununla ilgili hanımefendi kendi ifade etti. Onun üzerine bizim söz söylememiz çok doğru olmaz. Kendisine karşı mahcubum. Kurucular kurulundan istifa etti ama İyi Parti'den istifa etmedi Cevher Bey. Bu partinin bir neferi olarak çalışıyor. İnşallah mahcubum diyen liderimiz onun gönlünü almayı da başaracaktır. Çünkü biz hakikaten çok değer veriyoruz kendisine. Beraber kendisiyle Bursa'da 3 gün çalışma fırsatı da buldum ben. Parti kuruluşunda biz parti programı için çalışırken onlar Tüzük'te çalışıyorlardı. Tüzüğümüzde de çok ciddi katkıları var. Olabilir. Bir beklenti gerçekleşmemiş olabilir. Hak ettiği bir makama belki gelememiş olabilir. Bu ilerleyen günlerde tölere edilecektir diye düşünüyorum. Yine tekrar etmekte fayda var. Kendisi kurucular kurulumuzdan istifa etmiştir ama İyi Parti üyeliğinden, İyi Parti'nin bir nefer olmaktan istifa etmemiştir. Onun dışında kurucular kurulunda yer bulamayanlar, şimdi aynı sıkıntıyı biz de yaşıyoruz Samsun'da. Çok ciddi bir talep var. Bugün çok net hatırlamıyorum sayıları ama AKP'nin kurucular kurulu 60-65 kişi. Daha ilerlere gidersek diğer partilerin de 100'ü geçmiyor. 75'li rakamlarda kurucular kurulu var. Bizim partimize direkt başvuran, benim bildiğim 1000'in üzerinde kurucular kurulu talebi var. Yani biz de bunu 75'te sınırlamayı düşünürken Meral Hanım en sonunda bunu 200'e kadar çıkartmak zorunda kaldı. Tabii ki bunun içerisine girebilenler oldu, giremeyenler oldu. Bu tatlı bir sıkıntı. Yani insanlar oraya kendi girip hizmet etmek istiyorlar ama giremedikleri için de üzülüyorlar. Bu önemli bir şey. Küsüp giden yok. İşte Cevher Bey'i söylüyoruz ama küsüp gitmedi. İstifa etti. Sadece partinin neferi olarak çalışmaya devam ediyor. Aynı sıkıntıyı ben Samsun'da yaşıyorum. Benim de yönetim kurulu 53 kişi. Asıl 53 yedek olarak 106 kişilik yazacağım yere
yaklaşık 500'ün üzerinde talip var. Sayı sınırlaması söz konusu. Bu sayının içerisinde alabileceklerimiz olacak, alamayacaklarımız olacak. Alamayacağımız arkadaşlar vurulacaklar, kırılacaklar. Burada da bize düşen onları kırmadan, dökmeden en doğru isimleri tespit etmek. Bu partinin iktidar olduğunu da buradan anlayabiliyoruz aslında. Daha önceki tecrübelerimizde isim yazmak için rica minnet isimler bulurduk. Şimdi onları kırmadan, dökmeden acaba nasıl ikna eder de bir kenarda biraz beklemelerini sağlayabiliriz diye düşünüyorum ve bunalıyoruz. Bu parti iktidara geliyor. Bunun emaresini de buradan anlayabiliyoruz. Bu yaptığınız seçimlerde MHP kendisini daha fazla tabii yer aldı. Yani doğru mu? Bu çok ciddi bir mücadeleden çıktık geldik biz. Hı hı. Türk milliyetçileri olarak baba evi dediğimiz bir yeri bırakıp geldik. Bu insanlar en ufak zerresinde dahi emekleri var bu insanların ve Türkiye'nin iyi yönetilmediğini düşünerek ellerini taşın altına koymuş insanlar. Onların önderlik ettiği bir organizasyonun içerisinde nispeten biraz daha fazla olmalarını da diğerlerinin yadırgamaması lazım. Bu çok makul ve mantıklı bir talep. Tabii ki benim kuracağım yönetimlerde de onlardan çok fazla olacak. Ama onun yanında kriterlerimizi en başta da söylemiştik. Türk bayrağının altında yaşamaktan gurur duyan, ne mutlu Türk'üm diye ne demekten gocunmayan insanlarla birlikte harmanladığımız bir yönetim şekli ortaya çıkartacağız. Her fikrin kendi fikriyle birlikte temsil edebildiği objektif ve demokratik bir ortam ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Mesela bizim Onur Bey diye yönetmenlik yapmış bir kurucumuz var. Ödüllü bir yönetmen ve kendini solcu olarak tanımlıyor. Onun bir sözü var. Çok hoşuma gitti. Ben bunu birçok yerde kullanıyorum. Biz hiç kimseden gömlek değiştirmesini beklemiyoruz. Gömleğini çıkartmasını istemiyoruz. Ama Türk milleti uzun zamandır üşüyor. Türk milletinin ısınmaya ihtiyacı var. Bunun için de o gömleklerimizin üzerine bir vatanseverlik parkası giymemiz gerekiyor. Bu parkayı giymeye hazır, ısınmak isteyen herkesi bu partinin içerisine bekliyoruz. Bütün vatanseverle yol yürümeye hazır vatanseverlerle vatan için mücadele etmeye hazırız. Herkesi buraya bekliyoruz. Bu çağrımıza en yüksek oranda katkı verenler şu an geçmiş dönemde Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapmış insanlar ama bunun yanında hiç azımsanmayacak kadar Cumhuriyet Halk Partili, hiç azımsanmayacak kadar Adalet ve Kalkınma Partili insanlar var. Onlarla birlikte omuz omuza, kol kola Türk milletinin sorunlarına çare bulacağız. Tekrar söylüyorum, bu tatlı bir sıkıntı. Bu sıkıntıyı aşmak da bizim artık yönetme kabiliyetimize bağlı. Onu da en güzel şekilde atlatacağımızı düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben buradan Samsun'la hemşehrilerime şunu söylemek istiyorum. Yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Daha önce önlerine referandum sonrasında iki yol varken üçüncü bir yol açmak istedik. Ne Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne mecbur değilsiniz. Artık İyi Parti var demek istiyoruz. İyi Parti inanıyorum ki güçlendikçe Türk milletine iyi gelecek. İyi Parti inanıyorum ki güçlendikçe Adalet ve Kalkınma Partisi'ne iyi gelecek. İyi Parti ben inanıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne de iyi gelecek. Kendilerine bir çeki düzen vermek, söylemlerine bir çeki düzen vermek zorunda hissedecekler. Ben bir örnek verecek olursam her 29 Ekim'de, her 10 Kasım'da hastalananlar İyi Parti'nin bu iyi gelmesiyle birlikte turp gibi sağlıklı oldular ve vazifelerini yerine getirdiler. Bu sefer hastalanmadılar. Net bir bilgi olarak da bunu ifade etmek lazım. İyi geleceğiz, iyi geliyoruz. İyilik güneşi uzun zamandır Türkiye'nin üzerinde dolaşan o kara bulutları dağıtacak diyoruz. Bu noktada da bize destek vermelerini, dualarını bizlerden esirgememelerini istiyor. Hepsine saygılar sunuyorum. Size de çok teşekkür ediyorum tekrardan. Allah bol başarılar versin size. Çok teşekkürler.